Öncelikle Merhaba arkadaşlar milyara vesaire derken bir iki haftadır muhtemelen video atmıyorum e, bugün geç kaldım biraz açıkçası son zamanlarda biraz e, kişisel e, işlerinden dolayı kanala e, öncelikle verememiş durumdayım Gerçi zaten burayı hobi olarak e, işlediğim için çok öncelik olarak da görmüyorum bir güncelleme var. Güncel gaming kadronu gösterdikten sonra güncellemeyi göstereceğim. Daha sonra sonraki gamingde nasıl işlediğini artık bildiğiniz gibi 280 puan yükseldi. Şu an gelecek olan gaming ile birlikte yani 408 gaming ile birlikte onları da hızlı bir şekilde göstereyim. Amatörlerden çok değinmeyeceğim. Cap 270 Rare kadronda bir Adana Stain yanı Cenk Tosun eklemesi yapmak istedim. Burada Adana'da Ertaç Özbir, Kevin Rodriguez, Yusuf Sarı ve Yunus Belhan da var burada da Cenk Tosun var. Abubakar, e, Abubakar şu an sanırım e, ailesinin yandaymış. Ailesel bir problemi varmış ve oradaymış. E, geç gelme durumu varmış. Ya bugün geldi ya da yarın gelecek Abubakar. E, bu durumda e, maçında pazar günü olduğunu düşünürsek, Eee Abubakar oynamama ihtimali var. Oynarsa bile Cenk'in solda oynama ihtimali var. Hiç olmalı. Sonradan girer ve skor yapar diye düşünüyorum ki Cenk Tosun Trabzonspor sever. Bu arada Adana'nın Adana rakibi de Pendik Spor ve Adana'nın buradan golsüz bir 5-0 falan bekliyorum nedense. Burada da Yusuf Sarı'yı kaptan yapıp geçtim. Cenk Tosun'un performansını biraz bakıyor bu kadro ama Cenk Tosun iyi bir performans sergilerse gerçekten number 1 olabiliriz. Nedense öyle bir his var içimde. Ama tabii göreceli yani çok değişiyor yani game içerisinde değişiyor anlık olarak bir oyuncu sakatlanabiliyor vesaire bunlara denk gelmezsek ben benim umutlu olduğum bir kadro orası rakip Avrupa tarafı için e, Mert Günok ve Artur Masuak ile başladım Beşiktaş Trabzon'la oynuyor bu hafta ama bu ikisi ikisi güvendiğim kartlar ve Beşiktaş gol yese bile Mert Günok son zamanlarda fena olmayan 50 civarı veya o civarlarda puanlar alıyor biraz daha üzerinde e, kaldı ki Masuaku bu hafta biraz riskliymiş sanırım. Ben Masuaku'nun oynayacağını düşünüyorum ama ufak ağrıları var deniyor ama oynamak istiyormuş. Abubakar da bu arada aynı durum geçerli. Abubakar da oynamak istiyorum demiş hocaya ama ne kadar geçerli olur bu hoca nezdinde bilmiyorum. Masuaku da aynı şekilde. Bakalım burada bir riske girdik. Hatta aynı riske burada pap ile de girdim. NDI de son zamanlarda geldi takımı geri döndü. Son birkaç maçtır sonradan da ayrılıyor. Bu maç 11 bekliyorum onu ve onu galerime yeni kattım aslında. Kaptan olarak onu burada tercih ettim. Burada Marlos Moreno var. Ee, benim belalım Mihalak vardı. Mihalak Coenspor'dan e, Suudi Arabistan'ın ikinci ligine gitti ve ondan kurtulmuş olduk. Ondan dolayı bir kanatta Marlos diğer kanatta da e, Robert Muric bekliyorum. E, Marlos Moreno'yu burada kullandım. Yanına güvendiğim güvenli limanım e, Francisco Calvo'yu koydum. 60 üzerinde bitirecektir. Yine tatlı bir kadro oldu ama sakatlık durumları risk, riskler var burada. Ne Çok büyük beklentim yok ama ödül gelirse. Neden olmasın? Kep 270 e, Limited Kep 270 mi? Evet Kep 270 Limited e, tarafında bir Beşiktaş stack yaptım. Mert ok Artur Masuaku, Amiral Zometovic kaptan yaptım. Cenk Tosun ve Valentin Rozier ile birlikte burayı tamamladım. Kepe sığdırabileceğim en iyi Beşiktaş kadrosu buydu. Hiç fena olmadı. Tatlı bir kadro burada bir Adana Beşiktaş karışımı yapmak istedim Alistar tarafında. Bu arada Alistar en iyi kadromu Alstar'a koymaya devam etmeye çalışıyorum olabildiğince. Burada da yine en güvenliğim kartlar aslında bunlardı. E, Ertan Çozbir, Kevin Rodriguez ve Yusuf Sarı Pendik Spor karşısında Adana Spor kartlarım. Getson Fernandes ve Vaysen Bakar'da. Burada Abu Bakar riskine girdim. Nedense Abu Bakar'ın oynayacağını düşünüyorum. Ben hatta Cenk Tosun belki yedekte bile olabilir. Çünkü Solda başlar mı başlamaz mı emin değilim. Rebiç 11 oynar diyorlar. Ondan dolayı Abubakar'ı da burada kullandım. Abubakar oynamazsa Cenk oynarsa aslında benim için biraz daha da iyi olabilir. Abubakar sonradan girip skor yaparsa veya Cenk sonradan girip skor yaparsa o da olur. Yani bir yerlerde bir şansımız ya vergisin ya artık. E, kep 140 tarafta Limited için e, Erteçoz 1, Omar Kole, Yunus Belhanda, Wutwegors ve Loa Duarte ile gerçekten kep 140 için çok tatlı bir kadro olduğunu düşündüğüm bir kadro var burada. E, Kep 220 320 limit tarafta burada Kevin Trapp kullandım. E, kimle oynuyorlar da? bokum oynuyorlar ve Bokum e, ligin en çok gol yiyen takımlarından biri. E, gol üretme konusunda da sıkıntılar var. Her ne kadar deplasmanda olsa Eintracht Frankfurt'un gol yememesini bekliyorum. E, Calvo, Alexandre Maxim. Maxim bu hafta diriliş haftası olacak ve kesinlikle bir skor bekliyorum. En az bir skor. Belki bir skor. Ee, bekliyorum orada. Maksim'i kullandım. Marlos Marona ve Raşit Gezal. Raşit Gezal aslında Kep 120 olduğu için Raşit'i burada kullanmak istedim. Çünkü son zamanlarda e, süre alıyor. Son hazırlık maçına bir gol bir asist oynadı. Bu maçların azından bir 20-30 dakika süre alacağını düşünüyorum. Kaldı ki e, bir sonraki maç e, hafta içerisinde kulüp burcuyla olacak deplasmanda. Ondan dolayı birkaç oyuncu erken çıkarıp Raşit Gezal'ı hem hazırlamak açısından hem de diğer oyuncuları dinlendirmek açısından içeri atabilir denenebilecek bir riskti. Onu da burada tercih ettim. Kep 340 e, tarafta yine her zamanki gibi burada Rafal Gikiewicz kullandım. Yani Omar Kolley'i kullandım. Bu gamingde e, satın aldığım bir karttı. Milyara tarafında aldım e, aldığım bir karttı. Alexandru Maxim, Mamadou Fall ve Leo Duarte ile yine Kep 240 tarafta Threshold alması işten bile olmayan bir kadroyla çıktık. Bence Threshold rahat bir şekilde gelecektir bu tarafa. Bu e, 23 tarafta elimdeki kartlardan oluşturduğum bir düzine var. Açıkçası burada çok güvendiğim kartlar yok ama e, şansımızı haber giderse neden olmasın. 5 tane oynayan kartımız var sonuçta. E, burada ikincilik için 4 tane oynayan kartım var. Bir yedek kaleci var onları da yes geçiyorum. MLS Pro için yine 4 tane oynayan limited kartım ve bir common oynayan kartım var. Ama e, çok iddialı olmadığım kadroları çok fazla değinmek istemiyorum. E, rakip Avrupa Limited için Merkün Ok, Semih Güler ve Yunus Belhanda ile e ee, iyi bir başlangıç yapıp Mamadou Fal ve eee Mametiyam'la bitirdim. Mametiyam son zamanlarda formda. Umarım formu devam eder. Mamadou Fal'dan da bu hafta skor bekliyorum. E, bayağı bir suskun son zamanlarda. Forvet aldı Kasımpaşa artık kanatta oynamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Eee Legends Challenge tarafında eee Haltonite kullandım. E, bu hafta elime takasla gelen bir Çinde oynayan Bressan adına bir kartım var defans mevkisinde. Onu tercih ettim. Eee Platini Legend kartım. Sokol çıkar eşiği ve ile bitirdim. Samusayız Ankara gücüne karşı oynuyor. Bakalım. Burada yine 4 tane oynayan karttan oluşan bir hükümen var. Burada 5 tane oynayan karttan oluşan bir Asya dizdiğim ee, bir kadron var. Burada rakip Avrupa'da yine 4 tane oynayan kartla oluşan bir kadron var ve Cap 220 Rear tarafta Rafal Gişevik düşük kepli bir başlangıç yapmak istedim. Semih Güler, Samusayis, Fredrik e, Gudbrandsen Molde'ye transfer olduktan sonra bu hafta 11 oynaması bekleniyor. Ve Tim tamamladım. Gerçekten Kep 120 için yine çok tatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu hafta e, güvendiğim birkaç kadro var. E, ödüller bekliyorum bu hafta için. Bakalım umarım şansımız yaver gider. E, All Star taraf için 4 tane oynayan kartı oluşan ve bir yedek kaleciden oluşan rare kadrom var. Burada yine aynı şekilde 4 ve 1 yedekten oluşan bir rare kadrom var ve Cap 240 Super Rare kadromda Mert Günok ve Valentin Ozyarix ile yine aynı şekilde başladım. E, orta sahada Mamadou Fal kartım var. E, burada Clint Energy'yi bir takasla aldım. E, kısa bir süreliğine almam gerekiyordu bir forward kartı. ve Clint mecbur kaldım diyeyim. Çünkü çok fazla alternatifim yoktu. Son dakikada bir şekilde Yardımlarla almış oldum diyeyim Clinton ng yani Milli arada milli takımına gitmiş ve bir dakika süre alıp geri dönmüş son azı antrenmanlarda Görmedim belki bugün antrenmanlara katılmıştır Ama umarım oynar o da biraz riskli Ali Soğuk'un da Elinden bir ameliyat olmuş tam olarak detayına hakim değilim ama ondan dolayı bu hafta oynamaması bekleniyor mecburen bir forvet kartı indirmemiz gerekiyordu kulübe ve Clinton Eji'yi indirebildiğimiz kart olarak kullandık e, Süper Yer'de. Yana da Robert Moriç kullandım. Dediğim gibi eğer pri planlarım bozmazsa sol tarafta Marlos, sağ tarafta da Robert Moriç bekliyorum. Ve Robert Moriç son zamanlarda iyi hazırlık maçında da bir asist yapmış. Rize'ye karşı evdeler. Yani artık Robert Moriç'in de bize bir threshold getirecek hareketler yapması gerektiğini düşünüyorum. Kep 220 süper oynamayan bir e, süper rare var. E, hatta hiç e, emekli olan bir kaleci sanırım. E, yani Uras e, Sofyan Feguli, Ali Karimi süper olarak ve rare olarak da tamamladık burayı. E, oradan beklentimiz yok. Tabii ki burada yine 4 tane oynayan kart ve bir tane e, oynamayacağını düşündüm. E, Ali Sovla tamamladım. Rakip Avrupa Pro var. Yani genel hatlarıyla kadrolar bu şekilde. Burada da amatörler var. Ee, çok fazla üzerine durmadım, durmuyorum amatörlerine ama olabildiğince iyi kartlardan kurmaya çalışıyorum. Tabi o kadar da e, boş vermişlik yok orada. Yani genel hatlarıyla kadrolar bu şekilde. Umarım artık bizim de yüzümüz güler be. Son aslında son videoda e, fena olmayan bir geymek geçmişti bizim için. Artık bu geymekte umarım. Süper Year Threshold'la başlayıp sonraki geymeklerde getiririz devamını diyeyim ve bir yere bağlamak istiyorum bu konuyu. E, Cap 240 turnuvalarında artık Threshold yani 5 dolar, 50 dolar, 200 dolar ve 500 dolar Threshold'lar e, nadirliklere dağılarak e, 250 puan bareminden 280 puan baremine çekildi. XP'ler dahil edildi turnuvaların tamamına ve aynı şekilde kaptan tercihleri de tüm turnuvalarda mevcut olacak. Yani Cap 240, Cap 240 40 ton hem kaptan hem bonuslar yoktu ve 250 puan alabiliyorduk artık 280 puanla e, threshold almaya başlayacağız. Burada önemli bir e, nokta var e, şöyle bir durum var artık e, seviye yani level kartların level e, level'lerin xp'ye tekabül eden kısmını değiştirmişler. Yani e, şu an mevcut bir level kartlarımız 100 xpken bir level oluyordu. Ama artık 150 XP iken bir level olacak. E, tabii bu level, her levelde arttırılmış bir şekilde geçiyor. Son levele kadar sadece son levelde yine 24.500 oluyor. E, pardon 19. levele kadar sanırım. E, yok evet evet. Son levele kadar arttırılmış ve sadece son levelde aynı kalmış. Aslında biraz işimizi zorlaştırdılar. Artık leveller biraz daha zor atlanacak. E, yani bizim için biraz e, kötü bir durum bu. Çünkü her kartın devreye düşmüş olacak ve dolayısıyla XP'si düşmüş olacak. Ve cap turnuvalarda artık cap 240'da da XP'nin geçerli olduğunu düşünürsek bu bizim için bir dezavantaj olacak. En azından Kep cap 240 turnuvalarına diyeyim. Çünkü diğer turnuvalarda zaten herkesin XP'si düştüğü için aslında eşit düzey düzeye gelmiş olacak herkes için ama cap 240'larda bu durum geçerli değil. Şöyle bir hızlı bir şekilde anlamanız için e, gösterelim. Örnek veriyorum. Hemen galerimden bir kartın üzerine gelelim. rare bir kart seçelim evet örnek veriyorum. Valentin ASL'lik son aldım kart. E, burada e, ülkesinin altında kartın total XP'si gözükür ve e, 2252 XP'ye sahip olduğunu görüyoruz. E, 2200 e, 2252 XP'ye sahipken kaç levelmiş? 7 levelmiş güncel ve gördüğünüz gibi 7 level 1800 XP ve üzeri 7 level oluyor. E, ama aşağıya geldiğimizde artık 7 level olamayacak çünkü 7 level baremi 2250'nin üzerinde 2600 olmuş ve bundan dolayı bir level e, düşmüş olacak. Çünkü 6 level 2800 olmuş. Yani bundan dolayı burada sadece eserik kartından e, bir level düşmüş olduk ve XP'sinde de yarım düşüş olacak. Mesela şu an buçuk gözüküyor. 8'e düşmüş olacak. Yani yarım kaybetmiş olacağım. Bazı kartlarda bir, bazı kartlarda bir 1.5 e, XP düştüğü durumlar oluyor. Genel itibariyle 1 e, XP düşüyor çoğu kartta. Yani bundan dolayı aslında cap turmaları için biraz kötü durum ama Çok büyük bir Sorun mu derseniz absürt bir sorun değil ama yani neden düşsün ki XP'lerin sonuçta ki XP geliyor ve Bu bizim için bir dezavantaj neyse bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım Bunun akabinde artık sattığımız kartlarda veya satın aldığımız kartlarda alırken kartın XP'si %50 Şekilde düşecek Hemen hızlı bir şekilde gidip bakalım Onu da örnek olarak göstereyim Evet, örnek veriyorum yine eserik kartı üzerinden gidelim. Evet. Daha makul bir kart arıyorum. Bu kartların hepsi kötüymüş. Neyse. örnek veriyorum. Burada ACL kartının %4 XP'ye sahip olduğunu görüyoruz. Ve %1.5'luk XP'si düşmüş. E, %2.5 XP'si de kalmış. Yani yarı yarıya bir ihtimal yok. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Yüzde %30 veya %35 civarında bir düşüş vardı eskiden kartları biz satın alırken. Şu an bu oran %50'ye düşmüş durumda. Yani bir kartın XP'si %30 %35 düşecekken artık yarı yarıya düşüyor. Bu da bizim için bir dezavantaj. Çünkü biz kartları alırken daha yüksek XP olması olmasını isteriz. Çünkü hem cap turnuvalarda hem de artık bütün turnuvalarda XP mevcut ve bu bizim için yine bir dezavantaj. Az da olsa e, bir yüzde %20, %20 civarında bir düşüş daha eklemişler. Kart satın alırken veya listelerinize başkaları aldığında %50 düşüşle kartı alıp almış olacaklar. Artık XP tarafında ee, ya yani burada da kabataslak bahsetmişler sanırım. Ee, evet. Başka anlatabileceğim burada bir şey var mı diye bakıyorum. Eee mümkündür. He, şundan bahsediyor. E, örnek veriyorum. Big Gaming'de e, artık A e serinin yeni kartı basıldı ve bu %5 olan yeni sezon XP'si dolayısıyla A e serinin yeni sezon kartı basıldığında düşecek ve buradaki e, buradaki %5 düştüğünde e, A e serinin yarın XP'si e, de kalmıyor. Gerçi burada ihtimal burada mantıklı olmaz ama buradan verelim. Hatta kendi galerimden vereyim daha sağlıklı olsun. E, burada A e serinin %5'i düşecek ve bana kalan %3.5 XP'si olacak. E, bu xp de e, şöyle düşünün e, bir gamelikte kadroyu gönderdiniz ve Acer'in yeni sezon kartı basıldı ve güncel kadronuz %5 düşecek mi diye düşünüyorsunuz. Çünkü Acer'in yeni sezon kartı basıldı ama o gamelik bitmişti ve kadrolar kilitlenmişti. E, o gamelikte %5'lik xp'niz düşmemiş olacak ama sonraki gamelikte artık eksi 5 yemiş şekilde kartınız devam edecek. Yani o gamelikte %8.5 olarak e, kilitlendiyse kadronuzdaki kart o şekilde kalacak. Sonraki gaminglerde eksi 5'i yemiş şekilde yani 3.5x ile devam edeceksiniz. Ee, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yani Genel hatlarıyla bu şekilde bir de örnek olarak göstereyim. Şu anki Gaming 408'le artık e, kablolar dediğim gibi cap turnuvalarda da x şekilde olacak. E, bu kabloları kaba tatsak oluşturum. Daha e, emin olamadığım noktalar var. Değiştireceğim noktalar var. O yüzden e, bu, bu videoda o kabloları sunmak istemedim. E şöyle bir şey var. ki 140'ta gördüğünüz gibi her kartta XP var. E aslında şu an için bir avantaj gibi gözüküyor. Çünkü benim elimdeki kartların XP'sini görüyorsunuz. Mesela Raşit Gezal'ın 14.5, Merkün 10, 15.5, Omar Colley'in biraz düşük kalmış. E yine Frederick e, biraz daha düşük kalmış. 10.5-9 ve e, Arthur Masuok'un da 14.100'e XP'si var. E aslında şu an için benim için bir avantaj olarak gözüküyor aslında XP'lerin gelmesi ama e, ilerleyen süreçte, süreçte Beşiktaş kartları basınca eksi 5 yiyecek bu kartlar ve aslında Beşiktaş kartları yine avantajlı konumda olacak. Çünkü 10.5 olacak, e, 9 olacak, yine 9.5 olacak XP'ler. E, aslında fena olmayan düzeylerde benim Beşiktaş kartlarım ama e, her gemikte Beşiktaş kartlarını buradaki 240 tonlara koyamayacağım için e, düşük XP'li kartları da koyacağım. Ve bu benim için aslında avantaj olmayacak. Bir nevze dezavantajlı olacak. Biraz daha ihtimaller düşmüş durumda ama şu an için benim için artmış durumda gibi gözüküyor. Çünkü XP'lerim çok yüksek. Yani bu gamelikte benim ihtimalim aslında normal oranla biraz daha yüksek durumda. Ama XP'lerin düşünce ve farklı kartlar kullanmaya düşük XP'li kartlar kullanmaya başlayınca benim ihtimalim biraz daha daha düşük olmuş olacak. Ve buradaki asıl kritik nokta kaptan seçimi. Çünkü biz e bir önce, önceki gemiklerde kaptan seçimi yapmıyorduk ve bu noktada sorun yaşamıyorduk. E, kuruyorduk ve geçiyorduk. Artık kaptan seçimi de çok kritik çünkü gördüğünüz gibi kaptan seçimi de %20 xplik ekstra bir bonus alıyor kartlar. Yani aslında hatta özellikle süper yeri tarafta bayağı sıkıntılı bir süreç olacak diye düşünüyorum. Çünkü belki yine Beşiktaş kartlarında yüksek ama yine onlarda bile yüksek değil elimdeki XP'ler e, Beşiktaş kartına mesela Mert Günok'ta 6.5 XP'ye düşeceğim. Ve bu 6.5 XP aslında benim ihtimalim biraz daha düşüyor. Çünkü her karta minimum 8 XP'ye sahip olması gerekiyor ki. Benim elimdeki en iyi kart XP'li kartlar Mert Günok ve Valentin Rozier kartı. Yine Valentin Rozier'in de 7.5 XP'ye düşecek. Benim minimum barımın 8 olması gerekiyor bu noktada. Tabi süper yarıda biraz daha zor olacak e, almak. Çünkü elimdeki çoğu kartın XP'si çok düşük olacak. Şu şekilde göstereyim hatta maçı olmayan kartlardan da. Örnek veriyorum burada yine Eurostadako için eksi 5'i düşecek. 4 puşağı düşecek. E, Feguli yine 6'ymış. Eski sezon kartı olduğu için bir düşüş olmayacak. E, FAL'da da yine aynı şekilde 5.5'den devam edecek. E, bu arada ben daha öncesinde bu durumu bildiğim için olabildiğince yüksek ispili kartları almaya çalıştım ama yine elimde düşük ispili çok fazla kart olacak. Mesela Robert Moroç 6 kalacak. E, örnek vereyim. Okaka yine eski sezon kartı olduğu için kalacak. E, bir de orta sağa mı bakıyoruz biz ya? Ya Örnek veriyorum Ali Soba 6 kalacak. Yani minimum barımızın 8 olması gerektiğini düşünürsek çoğu kartım 8'in altında kalacak. Ve benim threshold ihtimalim biraz daha düşecek. Yani açıkçası XP'lerin gelmesi iyi olmadı. Çok mu kötü oldu? Belki çok kötü olmadı. Kaptan seçimini doğru yaptığımız noktada belki biraz daha şansımız yüksek olacak. Ama kaptan seçimimizi kötü yaptığımızda da çok çok kötü senaryolarla karşılaşabiliriz. Yani umarım bundan sonraki cemiklerde yine şansımız yaver gider ve bu tarz e, ucu ucuna kalma durumları yaşamayız diyeceğim ama muhtemelen çok fazla 278-279 civarlarında sınırlarda kalacağız diye düşünüyorum. Yani e, anlatacaklarım bu kadar da. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz ve bunun akabinde hala sora olmadıysanız şurada, şurada 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 şuralarda bir yerde bir link olacak, video olacak. O videodan 0 TL bütçeyle 10 dolar galeriye sahip oldunuz ve her hafta 5 dolar kazandığınız bir video dizayn ettim. O videoyu izledikten sonra Discord üzerinden bana ulaşıp e, detaylı bilgi alabilirsiniz. efendim hepinize tek tek yardımcı oluyorum. Birçok arkadaşa yardımcı oldum ve hala onlarla ilerliyoruz. Galerilerini büyüttüler. Büyütenler var. Hala limit tarafta ilerleyenler var. Rare tarafa geçenler var. Hatta zorlayıp süper rare düşünenler var orada fena olmayan bir kitle oluşturdum diyeyim Discord üzerinde. Oraya Discord'a da gelebilirsiniz. Discord sunucum da yine aşağıda mevcut. merak ettiğiniz sorular yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay diyorum. Bye bye.